Konsiya tarafından İstanbul Yenikapı'da organize edilen Konya tanıtım günleri başladı. İlk günden büyük ilgi gören organizasyonun açılışında Konte ve haber ekibi de vardı. Bütün Konyalıları bir araya getirdik. Sağ olsun bütün hemşehrilerimiz de teveccüh gösteriyor. İnşallah bu 4 günde ciddi Konyalı'yı artı kendini Konyalı hisseden bütün Balkanlardaki hemşehrilerimizi, Bulgaristan'daki, Yunanistan'daki, çünkü bizim hep buradan oraya göç verdik. Oradaki hemşehrilerimizi inşallah buraya bekliyoruz. Tabii sadece Konyalı değil buraya gelen. İstanbul'daki bütün insanlar Konya tatlarını tatmak için, Konya yöresinin kültürünü öğrenmek için buraya ciddi bir katılım gösteriyorlar. Konsiyat Genel Başkanı Kemal Çelik etkinliğin amacından da bahsetti. Konsiyatı zaten kurmamızın bir amacı vardı. Konya'daki sanayici ve iş adamlarını bir araya getirmek. Bunun haricinde Konya'daki Konyalıları bir araya getirmek için ciddi bir mücadele verdik. Çok şükür bununla da ciddi bir başarı yakaladık. Sizin de bildiğiniz gibi Konya'da ilk şubemizi açtık. İnşallah bizim şu anki en büyük hayalimiz Türkiye'deki Konyalıyı bir araya getirmek. Konya'da Konyalıyla burada Konyalıyı birleştirerek beraber birbirinin arasındaki sinerjiyi artırarak ticaret yapmalarını, daha çok hacim büyütmelerini istiyoruz. İstanbul'un Konyalı valisi Ali Yerlikaya da organizasyonun düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Hemşehrilerimle buluştum. Onları çok özledim. Gaziantep'ten İstanbul şehrine tayin olduğumuz zaman bir saat dahi mail müddeti kullanıp da anama babama Konya'ya kavuşamadım. O özlemimi burada gideriyorum. Dolayısıyla kadim başkent Konya'mız, benim memleketim, payitaht Der Saadet İstanbul'a bugün tanıtımla ilgili geldi. İstanbullularla buluştu. İstanbullular çok seviyor Konya'yı. Konya da İstanbul'a aşık. Yöresel lezzetlerin ve Konya'ya özgü geleneklerin sergilendiği etkinlikte ağırlıklı olarak belediyelerin standları yer aldı. Buraya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, amaçlarının belediye çalışmalarını anlatmak ve Selçuklu'yu daha yakından tanıtmak olduğunu söyledi. Burada Konya'mızın bütün renklerini İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın görmesi mümkün. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak Konseyad'ın düzenlediği Konya Tanıtım Günleri'ne büyük bir standla katıldık. Burada Selçuklu ilçemizde ürettiğimiz hizmetlerle ilgili bilgiler veriyoruz. En başta Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ile ilgili buraya gelen bütün misafirlerimiz genel bir bilgi sahibi olmuş oluyorlar. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise organizasyonun Konya adına büyük önem taşıdığını kaydetti. Konyalı sanayici ve iş adamlarımızın rehberliğinde ve önderliğinde Konyalı belediyelerimiz, STK'larımız, üniversitelerimizin stand açtığı bu etkinlikte hemşehrilerimiz bir araya gelme imkanı buluyor. Bizim yaptığımız faaliyetleri tanıtma anlamında da bir fırsat elde etmiş oluyoruz. Bu anlamda hemşehrilerimizin birbirine sahip çıkması, dayanışması, hemşehrilik bilincinin biraz daha geliştirilmesi anlamında çok önemli organizasyonlar. Bu organizasyonda emeği geçen tüm yönetimi ben tebrik ediyorum. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli de organizasyonun aslında bir sıla-i rahim olduğunu dile getirdi. Konsiyatın yapmış olduğu aslında en önemli şey burada bir sıla-i rahim buluşması. İnsanlar Konya'da olunca Konya'nın kıymetini pek bilmezler. Hemşehriciliği belki pek bilmezler ama Konya'dan ayrıldıktan sonra bu hemşehricilik olayı çok çok önemlidir. Biz de 3 merkez ilçe ve büyükşehir belediyemiz artı 31 ilçeyle birlikte Konsiyat'ın bu etkinliğine katılma kararı aldık. Merkez ilçe belediyelerinin yanı sıra diğer ilçe belediyeleri de Konya Tanıtım Günleri etkinliğinde yerini aldı. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun iki hedef doğrultusunda stand açtıklarını ifade etti. Bu standı açarken aslında iki tane hedefimiz var. Bir, Beyşehir'imizi dışarıda tanıtmak. İkincisi de bizim Beyşehir'imizin hem İstanbul'da hem İzmir'de ve Beyşehir dışında çok fazla hemşehrimiz var. Bu hemşehrilerimizin de vatan hasretini, şehir hasretini gidebilme adına böyle bir stand açıyoruz. Tarhana'yı onlarla buluşturuyoruz. Tekrar
Eşrefoğlu Camimiz 1296 yıllarında başlamış yapılmaya, 1299 yılında biten Eşrefoğlu Camimizi tanıtabilme adına bir sultan mahvili ile hemşehrilerimizi, Beyşehir bilmeyenlere buluşturuyoruz. Seydişehir Belediyesi adına açıklama yapan isimse Kültür Müdürü Aziz Karakuş'tu. Özellikle leblebimizi tanıttık. Ama bunu sadece leblebiyle kısıtlamamak lazım. Çileğimiz, karpuzumuz da meşhurdur. Ama onlar kısıtlı şartlardan dolayı getirip sunamadık burada. Hem belediyemizin yapmış olduğu tanıtımlar hem de leblebimizin tanıtım hususunda konsiyatın düzenlemiş olduğu bu organizasyonda biz de yer almaktan açıkçası memnuniyet duyduk. Konya Tanıtım Günleri'nin kapanış tarihi 25 Kasım.